Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz hafta sonu olmasına rağmen sizler için devam ediyor. Borsa İstanbul volatilite bazlı bir oynaklıkla karşı karşıya biliyorsunuz. Ve dev geri alım programı açıklayan şirketler var. 1,4 milyar liralık açıklama patron hisselerine sahip çıkıyor. Bugün geri alımla ilgili sizlere bilgilendirmede bulunacağım. Son günlerde basına çıkan bazı söylenti ve dedikodularla değer kaybeden hisselere patrondan destek alışı Verus, Vertu, Açsel ve İnvest Yönetim Kurulu açıkladığı yüksek pay geri alım programları ile hisselerine sahip çıktı. Patron hisselerine sahip çıkıyor. Grup hakkında birçok söylenti ve dedikodu başında yer almıştı. Bu grup arkadaşlar bunlar. Dün yapılan haberlerin şirketler ile ilgisi olmadığı açıklamasını yapan grup bünyesindeki borsa şirketleri için yüksek bir geri alım programı açıklayarak dedikodulara dur demeye çalıştı diyelim. Günlerdir açığa satışlarla değer kaybeden hisselerde hızlı bir toparlanma olduğu görülüyor. Grup toplamda 1 milyar 400 milyon liralık bir pay geri alım açıklamasında bulundu. Dev geri alım ve hissesine sahip çıkmanın benzerini diğer düşen hisse gruplarına da örnek olmasını temenni eden yatırımcılar durumdan memnun diyor. Evet, geri alınacak pay miktarları. Verus 630 milyon Türk lirası toplamda 4 milyon 500 bin lot geri alım yapacak. Vertu 200 milyon TL toplamda 5 milyon 200 bin lot geri alım yapacak. Invest 500 milyon TL toplamda 2 milyon lot geri alım yapacak. Açsel'de 70 milyon TL toplamda 800 bin lot geri alım yapacak. Grup geri alımlar için toplam 1 milyar 400 bin TL bütçe ayırdı. Evet, bu tabii ki önemlidir. Şirketlerin geri alım yaparak hisselerini ayakta tutmaya çalışmaları her ne kadar ilk tercih edilen bir sistem olmasa da şu çalkantılı dönemde şirketlerin ve patronların hisselerine sahip çıkması yönüyle bu önemlidir ama arkadaşlar bu kritik ve zorlu dönemlerde yani hisselerde fazla yani yatırım yapmadıysanız yatırım yaparken iyice düşünmenizi tavsiye ederim. Girmiş olduğunuz hisseden de zaten biliyorsunuz onun çıkma şartlarını siz kendiniz daha iyi karar verebilirsiniz zarar kâr endeksine göre. Ama yan hisselerde her zaman için şu anda önümüzü göremediğimiz bu dönemde bir sıkıntı söz konusu. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesin almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.